Birinci soru. Eşiniz sizden ne ister? İlgi. Açıklıyorum. Değil. Dediğim gibi opsiyon verdim orada ona çünkü... Çok enteresan ki hem eğlence hem de paylaşım istemiş. Çünkü biz çok eğleniyoruz onu ya. Onu zaten yapıyoruz biz. Ama ben seni düşünerek söylemedim. Dedim ya hani hep biz çok eğlendiğimiz için. Bazen de çok ilgisizsin diye bana söylenir durur. Evet. Ama hiç. Ama ben onu genel düşündüğüm yani. İçin hani biz çok eğlendiğimiz için bayanlar da eğlence ister eşlerinden diye ister. Düşünerek yazdım onu. Hiç eğlenmiyorsun benimle zaten. Hayatım sen demedim ama bak sen olarak düşünmedim. Ay aile faciası çıkacak. Ben küstüm. Buradan bakacağım. İşte takdir bekliyor insan değil mi bazen? İlgi gösteriyorum, eğlenceli bir adamım diyor. Kesinlikle ama dediğim gibi onu düşünerek yazmadım. Ben genel bütün bayanlar ne ister diye düşündüm. Peki. İkinci soru, evde yangın çıksa ilk hangi eşyayı kurtarır? Bilemez. Puzzle'ların gibi düşünüyorum ben. Hayır, aklıma gelmedi. Çok ilginç, İkbal Hanım kendiyle ilgili şey aklına gelmedi Nihal Hanım. Aslında yani, doğru söylüyorum. Puzzle'ları gibi düşünüyorum çünkü yani onlardan başka bir şey görmüyor gözü. Ben ilk bandınızı seyrettiğimde mumlarım da mumlarım diyordu. Buraya mumlarım. Da mumlarım yazmış. Evet, bakın. Ama hepsini attık. Hayır, nasıl gönderdik. Attık? Hayır, kendi yaptığım mumların hepsi duruyor. Uçmaya hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Peki, haftada kaç kere çamaşır yıkar? 5. Doğru. İyi takip etmiş. Yani yeni gelin makinesi duvaklı. Evet, 4. sorumuz. Kayınvalideniz kaç yaşında? Onu bilmesi... Ay hastanelerdeki hemşire gibi oldu. 62. Peki. Yıl olarak ben haklıyım, ay olarak o haklı. Ben de elimdeki belgeye göre haklıyım, 63. Ben de doğru bildiğimi zannediyorum. Doğru biliyorsun. Peki. Son soru. Halit Bey, eşiniz hangi hayvanı çok sever? Köpek. Doğru. Çünkü besledim. Peki sizleri kutluyorum ve yerinizi alıyorum.